Nazlık Hanım, zeki çocuklar ve zeki olmayanlar mı desem, bu ayrımı nasıl yapıyoruz? Şimdi biz özellikle böyle bir ayrım yapmıyoruz, onu biz belirteyim. Biz yapıyoruz yani, evet. Biz çocuklarımızı yani etki şöyle, ediyoruz neden aslında. Yapmıyoruz? Çünkü bir öğretmen eğer sınıfa girdiğinde öğrencilerini zeki ya da değil diye ayırt ederse, ders işlemesi mümkün değil. Evet. Çünkü şimdi ben bir öğretmen olarak bütün öğrencilerimi aynı düzeyde kabul ederim. Ama derim ki işte A öğrencisi benim işleyeceğim konuya daha önceden hazırlanmıştır. O yüzden ben anlatırken ona ben yavaş geliyorum. Çünkü o daha önceden hazırlanmış. Ben A diyorum, o bana B diyor. Hani bir sonraki cümleyi söylüyor. İşte diğer sıradaki daha az çalışmış. O yüzden benim ona bir kere daha anlatmam lazım. Diğer sıradaki hiç çalışmamış. Benim onu biraz motive etmem lazım. Yani eğer ben ders çalışma üzerinden bir denge kuramazsam eğer, sınıfıma hakim olma ya da sınıfımdaki öğrenci ilerletme şansım yok. Çünkü hani birinci bölümde söyledik ya, o kadar fazla etken var ki çocuk travma geçirmiş olabilir. İhmal ediliyor, istismar ediliyor olabilir ki okullarımızda öğretmenlerimiz de bunu tespit edip psikologlarımızdan destek alan, hani konuyla hiç alakası olmayan öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla biz öğretmenler aslında işi zeka düzeyi açısından değil de, çünkü zekanın yine söylüyorum hani herkeste eşit olduğunu kabul ederek sürece başlıyoruz. Ama nasıl çalışır, çalışmasını olumsuz etkileyen faktörler nelerdir, aile yaşamında neler olur, arkadaşlarıyla özellikle ortaokul ve liseden sonra sizlere de geliyordur, o kadar kötü şeyler yaşıyoruz ki yani işte sosyal medyadaki baskılar bir taraftan, okul içi baskılar bir taraftan, yani çocukların hayatı gerçekten aslında çok zor. Çünkü hani bir yandan çok şanslılar, çok fazla şeye ulaşabiliyorlar. Biz artık hani bizim kuşağın çocukları hep şöyle yetişiyor. Aman bir şeyden eksik kalmasın, aman ben eksik kaldım, o eksik kalmasın, o her şeyi daha güzel yapsınlar. Gidip daha çok destekliyoruz ama o kadar fazla sıkıntıyla baş başalar ki yetmiyoruz. Şimdi bu yetmeme halinin derse yansıması, oradaki olumsuzluklar, bunların tespiti ve çözümü üzerine uğraşıyoruz. O yüzden şey de bilmiyoruz ki, mesela ortaokulda çok başarısız dediğimiz bir öğrenci. Çünkü ben evet ortaokul, lise ve üniversitede ayrı ayrı düzeylerde çalıştım. Ortaokulda işte asla hiçbir şey yapamaz denilen öğrencinin ben üniversitede tıp kazandığını, iyi bir tıbbı kazandığını, çok iyi bir doktor olduğunu gördüm. Şimdi hani bu süreci şey yapamayız diye düşünüyorum. Ya o dönemine göre öyleydi. İşte yine birinci konuşmamızın özel kişi olarak, birey olarak değerlendirme, ama gene oraya dönüyor. Yani bu hepsi birer birey, hepsinin kendine ait özellikleri var. Ve eğer işte kaynaştırma öğrencisi değilse, yani tespit edilmiş bir zeka geriliği yok ise, rehberlik araştırma merkezinden alınmış bir rapor yok ise, hepsi aynıdır. Ama daha çok çalışır. Dediğiniz gibi bir de kişisel özellikler var ya, işte kimisi gördüğü anda alır onu, bitti. Bütün isimleri hafızasında tutar, bütün numaralar hafızasındadır. Kimisinin ise özel bir kodlama yapması gerekir. O yüzden o dengelerini bilemeyiz ama çalışırken onun keyfini alırsınız. Çünkü işte 20 kişilik sınıfta 20 kişilik ayrı dünya vardır. O dünyalarla bir yaşam kurmazsanız eğer, o zaman şey çöker, sistem tamamen çöker. O yüzden ben şeyde de, Velil sözü var, çok uzattım ama benim çocuk çok zeki ama çalışmıyor hikayesi var, öyle bir şey yok. Hepsi zeki çocuklarımızın, yani hiçbirine bir belge olmadığına göre derim. Hani bu çocukların hepsi zeki. Ha, bir kısmı çalışır, bir kısmı çalışmaz, kimisi sorumluluk sahibidir. Bu da birinci bölümde dediğim gibi aile bunu vermiştir. Ya da çocuk bir yerden edinmiştir. Hani her zaman da aile verecek diye bir durum yok. Bazen de çok zor şartlar altında sorumluluğu çok kuvvetli çocuklar görmüyor muyuz? Görüyoruz. Dolayısıyla sorumluluklarını yerine getiriyordur. Bir dengesi vardır, yaşamla mücadele etmeyi biliyordur. İdeal insanımız zaten hani kaygılarını yönetiyordur. O çatışmaları çözüyordur. Bu arada derslerine vakit ayırıyordur. Hani buraya gelebilmesi zekadan daha bağımsız, daha yaşamsal bir şey gibi görmek zorundayız. Dediğim gibi biz öğretmenler görmezsek süreci devam etme şansımız çok mümkün olmayabilir açıkçası. Hocam buyurun.
Şimdi bazı kavramlar toplumda da bizler arasında da birbirinin içine geçiyor ve bir kavram kargaşası yaşıyoruz. Nedir bunlar? Zeka, hafıza, başarı. Evet, bunlar bir etkileşim halinde ama bunlar birbirinin yerine geçen şeyler, aynı şeyler değil. Yani eğer zeka diye bir şey var tabii ki. Yani zekanın ölçülebilir bir IQ var. Yani bunu testlerimizde ortaya koyduğumuz işte ağır zeka, geri, orta düzey, ileri zeka. Yani böyle bir ölçüm var, böyle bir gerçeklik var. Ama her zeki insan başarılı olmak zorunda değildir. Her bir de başarının ölçütüne. Sizi başarı dediğinizde neyi kastediyorsunuz? Birine başarı dediği şey kriteri farklı, birinin dediği başarı. Bir katil de iyi bir zeka sahibidir ama katildir. Bir bilim adamı da çok üretken, bir deha da şeydir, aynı zeka sahibidir ama o farklı bir alanda kullanılır. Önemli olan var olan zekayı nasıl kullandığınızdır. Yani onu nasıl geliştirdiğinizdir. Ne için kullandığınızdır. İşte ne için kullandığınız ve ne yaptığınız o başarı olarak yansıtıyor. Hafıza tamamen farklı bir şey. Hafıza tamamen kaydetmeyle, yani hafıza olması için sağlıklı bir beyin olması lazım. Sağlıklı bir zeka olması tamamen farklı bir şey. Zeka, iyi bir zeka, yani normal bir zeka olmanız lazım. Normal bir zekaya sahip değilseniz ona göre, yani onun da tabii ki onda hafıza yok mudur? Vardır. Ama bir normal bireyin, normal zekaya veya daha üst zekaya sahip bir bireyle siz aynı testi alt grup bir kişiye yaparsanız farklı sonuçlar alırsınız. Evet. Çünkü her birey farklı. Evet, zekaya göre hafıza, zeka değişiyor ama hafıza tamamen deneyimlerle, yani dediği gibi uzun süreli bir uyarı olması lazım. Uzun süreli sizin bir şeyi kavramanız için, alıyor olmanız için bazı kriterler var, bunu başta söyledik. Bir, siz bir şeye ne kadar maruz kalıyorsunuz? Yani bir şeyi ne kadar görüyorsanız o işi alma, içeri alma olasılığınız o kadar güçlüdür. Değil mi? Bu normal bir şey. İçeri aldığınız şeyi yetmiyor. Dediğim gibi o içeri aldığınız şeyi nereye götüreceksiniz? Nereye kaydedeceksiniz? Hemen mi bırakacaksınız yoksa kaydedecek misiniz? Kaydettiğiniz şeyi çağırabilecek misiniz? İşte beyin burada devreye, beynin tüm bölümleri, yani evet frontal dedik, limbik sistem dedik, hipokampal dedik. Evet, bunlar ana unsurlar ama bunlar bağımsız değil. Bunlar birbiriyle iletişim halinde. Görmeyle alakalı, duymayla alakalı, işte ne bileyim diğer bölümler, bunlar iletişim halinde. Eğer frontal lobunuz iyi işlemiyorsa, dikkatiniz dağınıksa istediğiniz kadar buna maruz kalın. Alamazsınız içeri. Ya da buna maruz kaldınız, içeri aldınız ama hipokampal bölgeniz sağlam değilse, o limbik sistem dediğimiz o yapılar sağlam değilse o zaman kaydedemezsiniz. Kaydetmediğiniz şeyi bulamazsınız. Yani bir yere saklamanız gerekiyor onu. Ama düzgün saklamanız lazım. Yani sakla, şuraya saklama değil. Yerini bileceksiniz, nerede olduğunu bileceksiniz ve niçin kullanacağınızı bileceksiniz. Beyin bunu milisaniyede yapan bir şey. Yani gördüğünü tık tık bir anda çeker, size her şeyi görür. Siz masayı görmeseniz de dokunarak onun masa olduğunu anlarsınız. Ya da bir elmanın sesinden, ısırma sesinden görmenize gerek yok. Sesinden anlarsınız. Annenizin sesinden anlarsınız. Bunların hepsi bir sistem, bir bütün olarak kaydedilir. Ve o sistem gerektiği alanda, işte bu üçgen örneğindeki inşaat alanda veya başka bir örnek, gerektiği alanda bunu bulup belli bir sistemle çıkarmanız lazım. Ha, bu sistem nasıl işliyor? Bu sistemin de düzgün işlemesi için belli bir, o dediğimiz işte asetilkolin var, serotonin var, dopamin var, ne bileyim birçok madde var. Bunların da düzgün işliyor olması. B vitaminleri var, işte sistem aslında, evet beyin bir genel kontrol merkezi, genel bir koordinatör. Ama beyin bağımsız değil. Ona yeterince şeker vermezseniz beyin gider. Ya da onu yeterince kan vermezse kalp, beyin değil. Yani vücut tümden bir iletişim halinde, tümden sağlıklı, yani parmağınızın ucu sağlıklı değilse beyniniz de bir şekilde o şeyden etkileniyordur. Yani hafıza, zeka, her şey birbirine karıştırılmamalı. Hafıza tamamen bir şey. Sağlam bir bireyin iyice kaydedip onu geri getirmesiyle alakalı. Zeka tamamen farklı bir olay. Başarı, var olan şeyleri nasıl kullandığınızla alakalı. Yani siz var olan şeyleri hangi ölçüde kullanıyorsunuz? Tabii ki dediğim gibi başarı da kişisel farklı bir şey. Yani siz neye başarı dediğiniz önemli. Benim için oturmak da bir başarı ya da görmek, konuşmak bir başarı. Bir kitap yazmak bir başarı, bir şey icat etmek. Yani bu farklı bir şey. Hepsini ama aileler her şeyi birbirine bazen karıştırıyor ve ciddi bir kaygı yaratıyor.
çocuklar üzerinde bireysel, yani şahıs kendi erişkinde de kendi üzerinde. Ya ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben zeki değilim. Ben aptal mıyım acaba? Affedersiniz yani. Böyle. Ben gitti diyor ama değil. İkisi bir farklı şeyler. Evet. Bir şey bunu etkilemiştir. Bir sistemde bir aksama olmuştur da şey değilsiniz.